daha mavi bir gelecek için 28 yıl önce kurucu onursal başkanı Rahmi Koç ve Deniz Ticaret Odası önderliğinde büyük bir vizyonla kurulan Deniz Temiz Derneği, Turmepa, denizlerimizi korumak için ülke çapında faaliyetler başlattı. Kurulduğu tarihten itibaren öncelikle özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Fethiye Körfezi'ni odağına alan Turmepa, ülkemiz cennet koylarını yaşatmak için bölgeye koruma şemsiyesi açtı. Dernek, bölgenin nabzını tutmak ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak için tüm çözüm ortaklarını 2006 yılında yapılan çalıştayda bir araya getirdi. Bölge halkı, yerel yönetim ve bakanlıklarla yapılan çalıştayda acil olarak sıvı atık alım teknelerine ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Böylece Turmepa filosu için ilk teknenin inşasına başlandı. Türkiye'nin ilk atık alım teknesi Deniz Temiz 1, 1998 yılında faaliyete geçti. Türkiye'nin ilk sıvı atık alım teknesi olarak üretilen Turmepa 1 ise 2005 yılında Gemi Mühendisleri Odası tarafından inşa edilerek bölgeye kazandırıldı. Göcek'te çalışacak ikinci tekne olan DTO Fethiye ise İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından 2016 yılında bölgeye kazandırıldı. Son 15 yıldır Göcek'te iki tekne ile atık alım hizmeti veren Turmepa, önümüzdeki yıl bölgedeki tekne sayısını 4'e çıkaracak. 8 teknesiyle dünyada ilk ve tek sıvı atık alım filosuna sahip dernek olan Turmepa, atık toplama tekneleriyle 28 yılda 47 milyon litre sıvı atığın ve 2 milyon 860 bin kilogram katı atığın denizlere karışmasını önledi. İşbirlikleri sonucunda bölgede kapsamlı bir arıtma tesisinin kurulması yönünde önerilerde bulunan Turmepa, sıvı atık toplayan tekneler için sıvı atık kabul tesisini de hizmete sundu. Yerel yönetimleri desteklemek için 2016 yılında iki filika ile birlikte atık kabul tesisini Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne hibe etti. Bölgedeki deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim üssü kuran Turmepa, muhtarlardan denizcilere ve ev hanımlarına kadar bölgedeki 100 bin kişiye çevre ve deniz eğitimleri verdi. Bölgedeki okullarda çevre dersleri ve deniz eğitim atölyeleri düzenlendi. Turmepa 1998 yılında Göcek'te 6000 metrekare, 25 derslik, 3 idare odası, arşiv ve öğretmen odasından oluşan bir okul yaptırdı. Deniz Temiz İlkokulu adıyla 18 Eylül 1998'de eğitim öğretime başlayan okulun bulunduğu sokağa da Deniz Temiz adı verildi. 2006 yılında Turmepa Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi kuruldu. Merkezde deniz suyu kalitesi ölçüm laboratuvarı faaliyete geçti. Elde edilen veriler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşıldı. Merkezde aynı zamanda Turmepa, Fethiye'nin ilk kalıcı sualtı atık sergisini kurdu. Körfez'deki kirliliğe karşı farkındalık oluşturan sergi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dernek, kuruluşundan bu yana denizlerin korunması için karasal kaynaklı kirliliğe dikkat çekti. Bu kapsamda yerel belediyelerle görüşmelerini sürdürürken, yöre halkıyla kıyı temizleme etkinliklerini başlattı. Her yıl yüzlerce deniz gönüllüsü, Fethiye'de Turmepa öncülüğünde kıyılara akın ediyor. Turmepa, 2001 yılında mavi koylarımızı korumak amacıyla MAPA Şamandıra kurulum faaliyetlerine başladı. Kurucu ortağı İMEAK Deniz Ticaret Odası ile birlikte düzenlediği kapsamlı toplantılarla MAPA Şamandıra projesini ilgili bakanlıklarla görüşerek oluşturdu. Pilot bölge olarak Göcek koyları seçildi ve bölgedeki ilk MAPA Şamandıralar yerleştirilmeye başlandı. O tarihten itibaren Turmepa, Deniz Ticaret Odası ile birlikte 3 büyük bağış gecesi düzenleyerek çevrenin korunması için 1200 adet MAPA Şamandıra ve tonozu Dalaman Fethiye koylarına kazandırdı. Fethiye Körfezi'nin korunması için yapılan bir diğer örnek çalışma ise 2021 yılında Turmepa aracılığıyla körfeze yerleştirilen akıllı şamandıra sistemi oldu. Denizlerde kirlilik verilerini düzenli olarak tespit eden sistem, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından geliştirildi. Pilot bölge olarak Fethiye Körfezi seçildi. 2 yıl süren çalışmalar sonucunda bölgeye en uygun akıllı şamandıra sistemi tespit edildi. Turmepa'nın 2019 yılında başlattığı sıfır atık mavi seferberliği ile Fethiye Göcek bölgesindeki eğitim ve farkındalık çalışmaları hız kazandı.
Bu yolculukta derneğin 28 yıllık çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Göcek koylarında deniz ekosistemini yaşatmak amacıyla deniz çayırlarının korunmasına ve izlenmesine yönelik projenin ön çalışmaları yapılmış olup en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor. Özel çevre koruma bölgesi olan Göcek'te, bölge halkının da sahipleneceği, ekosistem temelli deniz çayırları alanlarını da içine alan özel bir Mapa Şamandıra sisteminin kurulması hayati önem taşıyor. Eşsiz koylarımız, herkesin faydalanabileceği şekilde sürdürülebilir turizm ilkeleri esas alınarak gelecek nesillere aynı maviliğiyle bırakılmalıdır. Çünkü Fethiye için deniz varsa hayat var.